Halide Edip adı var. Belki de Milli Edebiyat döneminde Yakup Kadri'den sonra gelen ikinci önemli nedir? Edebiyatçımız, romancımız, hikayecimiz. Halide Edip adı var. Geçer Halide Edip adı var. Aslında Onbaşı Halide ve Mandacı Halide olarak da adlandırılmıştır. Halide Edip adı var. Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi edebiyatının ünlü yazarlarındandır. 1920'li yıllarda Kurtuluş Savaşı'nda görev almıştır ve onbaşı rütbesiyle görev almıştır ki onun için ona onbaşı Halide denilmiştir. Sultanahmet ve Fatih mitinglerinde yaptığı konuşmalar ünlüdür. Arkadaşlar bu konuşmalarında Türk milletini, halkı ne yapmıştır? Milli mücadeleye, Kurtuluş Savaşı'na karşı duyarlı hale getirmiştir. Bunu anlatmıştır. Milleti bir anlamda duyarlı olmalarını sağlamıştır. Romanlarında gözlem sağlam, betimleme güçlüdür. Ancak sade bir Türkçesi var fakat dili savruk ve özensizdir sevgili arkadaşlar. Roman kahramanları genelde okumuş üst düzey kadınlardır. Romanlarını 3 dönemde inceleyebiliriz. İlk dönem bireysel duygular ve kadın sorunlarını işlemiştir. Seviye Talip Handan ki Handan ilk romandır ve mektup şeklinde oluşmuştur. Kalp Ağrısı, Raik'in Annesi, Mevcut Hüküm ve son eseri. Yine ikinci dönem romanlarında realist anlayışla Kurtuluş Savaşı dönemini, sosyal olayları ve milli mücadele ruhunu işlemiştir. Bu romanlarında Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Zeyno'nun Oğlu adlı romanları. Son dönem romanlarında gelenek ve göreneklerin yön verdiği yaşam ve töre romanlarıdır ki Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır adlı romanlar da işte töre romanlarına örnek romanlardır. Şimdi gelin arkadaşlar romanlarına şöyle bir kısa değinelim. Vurun Kahpeye. Geçen Vurun Kahpeye Aliye, Komutan Tahsin, Hacı Fettah. Aliye idealist bir öğretmen olarak bir köye gidiyor arkadaşlar. Ve orada işte Komutan Tahsin yani kurtuluş mücadelesini veren bir komutandır. Onunla da bir şeyi var. Bir sevgi bağı da oluşuyor. Ve bir de Hacı Fettah var arkadaşlar. Hacı Fettah da orada sözde sevilen, bilinen hacı ünvanı da olan aslında ham bir softayı temsil ediyor. Ve arkadaşlar bu roman da önemlidir. Bu üç tane karakter. Ateşten Gömlek. Arkadaşlar Ateşten Gömlek adlı romanda neler vardır? Ayşe, Binbaşı, İhsan ve arkadaşlar kim vardır? Peyami vardır. Şimdi burada Kurtuluş Savaşı'nı, evet önemli bir romandır. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk roman olma özelliğini taşır Ateşten Gömlek. Arkadaşlar Ayşe eşi ve çocuğu Kurtuluş Savaşı'nda ölüyor ve öldükten sonra akrabası olan Peyami'ye sığınır. Binbaşı İhsan ve Peyami Ayşe'yi severler ve her üçü arkadaşlar ne yapıyor? Her üçü Anadolu'ya geçiyor ve üçünün de arkadaşlar daha sonra ölüm haberleri geliyor. Diyoruz ve Sinekli Bakkal. Sinekli Bakkal'da Emine, Tevfik, Rabia, Mevlevi Şeyhi, Vehbi Dede, Peregrini. Geçer Emine, Tevfik evlidirler. İşte Rabia onların kızıdır. Daha sonra bunlar ayrılıyor ve Rabia'yı dedesi büyütür ve dedesi onun Mevlevi Şeyhi Vehbi Dede'ye işte Kur'an dersi yani Kur'an dersi alması için gönderiyor ve Rabia'nın sesi çok güzeldir ve aynı zamanda saraya gelip giden ve Batı müziği alanında bir sanatçı olan Peregrini ne yapıyor? Rabia'yı keşfediyor. Rabia'nın sesini keşfediyor ve ona Batı müziğini öğretiyor. Bu şekilde gelişen bir romandı Sinekli Bakkal ki arkadaşlar Sinekli Bakkal aslında Soytarı'nın kızı adıyla İngilizce olarak yayınlanmıştır önceleri. Daha sonra arkadaşlar ne yapılmıştır? Sinekli Bakkal olarak değiştirilmiştir. Bu roman diyoruz. Handan mektuplardan oluşmuştur. Refik, Cemal, Neriman ve Handan bu romanın baş karakterleridir. Tatarcık arkadaşlar lakaplı Lale'nin hayatını yani şöyle Sinekli Bakkal ve Zeyno'nun oğlu romanlarının bir devamı niteliğindedir bu Tatarcık. Poyraz köyünde geçiyor. Poyraz diye bir köy var. Ve romanın baş kahramanı bir balıkçının kızı olan Tatarcık lakaplı Lale'dir arkadaşlar. Böyle bir roman. Hangisi Tatarcık? Ve onun dışında Seviye Talip, Raik'in annesi, Yeni Turan, Mevut Hüküm, Zeyno'nun oğlu, Kalp Ağrısı, Sonsuz Panayır, Yol Palas Cinayeti, Sinekli Bakkal ki yukarıda söyledik, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı da önemli romanlardır. Hikayeleri, Dağa Çıkan Kurt önemli, Kubbede Kalan Hoşsera, Harap Mabetler, İzmir'den Bursa'ya Mensur Şiir arkadaşlar Harap Mabetler diye ne yapabiliriz? Verebiliriz Mensur Şiir'e örnek. Arkadaşlar İsterseniz Halide Edip adı var hakkında birkaç şey daha söyleyeyim.
Kendisi İngiliz ve Türk Edebiyatı profesörüdür. Arkadaş Halide Edip adı var. Halide Edip adı var ilk zamanlar Tanin diye bir gazete var. O gazetede yazılar yazır ve o yazılarından ötürü yurt dışına kaçmak, çıkmak zorunda kalmıştır. Mısır daha sonra yurda dönmüştür. Mısır ve İngiltere'de arkadaşlar özür dilerim Mısır'da kalmış evet. Lübnan ve Beyrut ve Şam'da daha sonra yurda dönüyor ve Lübnan, Beyrut ve Şam'daki kız okullarında müfettişlik yapmıştır sevgili arkadaşlar. Ve Cumhuriyet'in ilanı yani Cumhuriyet yani daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli bir rolü var. Az önce söylemiştim işte onbaşı Halide olarak adlandırılmıştır. İşte Sultanahmet ve Fatih mitinglerinde çıkıp konuşmuştur, halkı duyarlı hale getirmiştir. Ama Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan, Cumhuriyet ilan edildikten sonra arkadaşlar yurt dışına kaçmak, çıkmak zorunda kalmıştır. Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika'da 15 yıl yaşamıştır ve Atatürk öldükten sonra ancak ne yapmıştır arkadaşlar? Yurda dönmüştür. Evet, Halide Edip Adıvar hakkında arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Tabii ki birkaç tane eseri daha var. Tiyatro mesela, Kenan Çobanları, Maske ve Ruh, Anı, Mor Salkımlı Ev, İnceleme, İngiliz Edebiyat Tarihi, Türkiye'de Şark, Garp ve Amerikan tesirleri de önemli. Ama burada özellikle anısı olan Mor Salkımlı Ev ve Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı anıları önemlidir. Birisi müfettişlik, birisi de askerlik anılarını anlatmış olduğu eserdir. Geldik Hacer Reşat Nuri Güntekin. Geçen Reşat Nuri Güntekin 20. yüzyıl Türk Edebiyatı'nın en büyük romancılarından birisidir. Eski Ahbap öyküsüyle yazın hayatına girmiştir. İlk romanı Harabeler Çiçeği'dir. Edebiyatımızda memleket konusunu işleyen en önemli yazarlardan birisidir. Öğretmen olarak Anadolu'yu karış karış arkadaşlar ne yapmıştır? Dolaşmıştır Reşat Nuri Güntekin. Arkadaşlar mizahi yazılarında Ateş Böceği, evet mizahi yazılarında Ateş Böceği, Astus Böceği, Yıldız Böceği ne yapmış adlarını kullanmıştır Reşat Nuri Güntekin. Hikaye ve tiyatrolarında Mehmet Ferit, Hayrettin Rüştü Takma adlarını kullanmıştır. Eserlerinde hem romantik hem realist özellikler görülür. Aynı zamanda arkadaşlar Reşat Nuri için öğretmenler ve memurlar romancısı olarak da tanınır bilinir. Yaprak Dökümü Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Şevket, Fikret, Necla, Leyla, Ayşe, Ferhunde gibi isimler arkadaşlar ki bu biliyorsunuz dizi olarak da uzun yıllar yayınlandı Yaprak Dökümü. Yaprak Dökümü sevgili arkadaşlar yani aslında Balzac'ın Goryut Baba adlı romanından esinlenerek yazmış olduğu bir romandır. Yani gelenek ve göreneklerine bağlı özellikle ahlaki konuda çok titiz olan Ali Rıza Bey ile batılaşma hareketine karışarak daha zengin bir hayat yaşamak isteyen çocukları arasındaki çatışmayı ve ailenin dağılmasını anlatan bir romandır. Hayriye Ali Rıza Bey'in eşidir. İşte Şevket onun oğlu, Fikret, Necla kızları, Leyla kızı arkadaşlar ve bu şekilde Ferhunde de Şevket'in işte eşi oluyor, onların gelini. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyor? Kahramanları olan önemli bir roman. Çalıkuşu Feride Kamuran, Hayrullah Bey ve Munise bu romanın önemli karakterleri. Çalıkuşu aslında arkadaşlar Çalıkuşu da İstanbul Kızı, İstanbul Kızı adıyla dört perdelik bir oyun olarak yazılmıştır. Ama Darul Beda'yı yani şehir tiyatrosunda sahnelenme imkanı bulamayınca romana çevirmiş olan bir eserdir. İlk ve en önemli eseridir aslında Çalıkuşu ilk eseridir. İlk ve en önemli eseridir. Ve kahramanları da arkadaşlar size az önce izah etmiştim. Yine arkadaşlar gel Yeşil Gece Şahin Bey'in softalarla olan mücadelesi yani dini istismar edenlerin işlemiş olduğu bir romandır. Miskinler Tekkesi zengin ve soylu bir ailenin çocuğunun dilenecek durumunu anlatır. Kocabaş Kazasker Şemseddin Molla'nın torununun hayatını anlatır. Dudaktan Kalbe Lamia Hüseyin ve Kenan karakterleridir. Acımak, Zehra adındaki öğretmenin anne ve babası arasındaki gel gitleri arkadaşlar anlatmış olduğu
bir romandır. Hangisi arkadaşlar? Acımak adlı roman. Hatta Acımak'ta şöyle, yani Zehra bir öğretmendir ve babası nefret etmektedir. Ama yaşlı babasının bir anı defteri vardır. O anı defterini babası ölümünden sonra okuduktan sonra annesinin babasına haksızlık yaptığını anlaması ve babasıyla o geçen günleri, işte ona ne bileyim onu sevmediği, ondan nefret etmiş olduğu günler aklına geldikçe üzülüyor ve babasına bu sefer acımaya başladığı bir romandır sevgili arkadaşlar. Damga, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Gizli El, Kızılcık Dalları, ondan sonra Eski Hastalık, Değirmen, evet Değirmen adlı bir roman. Kendisi Değirmen aynı zamanda Cumhuriyet döneminin yani toplumcu gerçekçi romancılarımızdan Sabahattin Ali'nin de bir hikayesinin ismi olduğunu burada belirtmiş olalım. Kavak Yerleri, ki bu da dizi filme çevrildi. Son Sığına, Kan Davası, Ateş Gecesi, Gökyüzü de onun diğer romanlarıdır. Yine hikayelerine baktığımızda Tanrı Misafiri, Olağan İşler, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Eski Ahbap ve Boyunduruk adlı hikaye kitapları var. Yine tiyatrolara baktığımızda Balıkesir Muhasebesi, bunu çok görürsünüz ışıklarda. Tanrı Dağı Ziyafeti, Taş Parçası, Hülleci, Eski Şarkı. Yine Anadolu Notları da Gezi türündeki önemli bir eseridir Reşat Nuri Güntekin'in. Bunu da çokça görürüz sorularda. Geldik arkadaşlar Refik Halit Kara'ya. Fecri Ati'den milli edebiyata ne yapmış arkadaşlar? Geçmiş olan bir sanatçımızdır. Kimin gibi? Yakup Kadir gibi, Ali Canip Yöntem gibi. Kalem dergisinde kirpi takma adıyla mizahi yazılar yazmıştır. Türk öykücülüğünü tam anlamıyla Anadolu'ya yöneltmiş, edebiyatımıza yeni ufuklar açmıştır. Romanlarında kadın ve aşk temasını işlemiştir Refik Halit Kara. Romanlarına bakalım. Yezid'in Kızı, Güneydoğu'daki Yezidilerin hayatını anlatır. İstanbul'un İç Yüzü, İstanbul'un Bir Yüzü ilk romanı, İttihat ve Terakki ve bu partinin 1. Dünya Savaşı'ndaki rolünü anlatmıştır arkadaşlar. Sürgün, Beyrut'ta sürgünde ölen yüzbaşı Hilmi Efendi'nin hayatı anlatılır. Bugünün saraylısı Ayşen adındaki kızın saray hayatını anlatır. Yine arkadaşlar Çete, Nilgün, Kadınlar Tekkesi, Dişi Örümcek, Yer Altında Dünya Var, Guguklu Saat, Ekmek Elden Su, Gölden adlı romanları da önemli romanlardır sevgili arkadaşlar. Hikayelerine baktığımızda Memleket Hikayeleri ve arkadaşlar hangisi? Gurbet Hikayeleri. Arkadaşlar İttihat ve Terakkiciler zamanında Sinop'a sürgüne gönderilmiştir. İşte Sinop'a gönderildiği zaman ne yapmıştır? Memleket Hikayeleri adlı hikayelerini burada yazmıştır. Yine arkadaşlar yine belli aralıklarla Sinop, Çorum, Ankara, Bilecik gibi ne yapmıştır? Yerlerde sürgün hayatı vardır. Yine aynı şekilde arkadaşlar Ay Dede diye bir dergisi var. Arkadaşlar o dergide yazmış olduğu yazılarından ötürü milli mücadele aleyhinde yazılar yazmış ve bundan dolayı da Beyrut ve Halep'te 15 yıl sürgün yaşamıştır. İşte gurbet hikayelerini bu 15 yıllık sürgün hayatında gördüklerini, yaşadıklarını anlatmıştır ve 15 yılın sonunda 1938'de yani Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü tarihtir bu. Kendisi onu affetmiştir ve yurda dönmesine müsaade etmiştir. 1938 yılında Refik Halit Kara yurda tekrardan arkadaşlar dönür. Oyunları Kanije Müdafası, Deli, Mizah Kirpi'nin Dedikleri, Guguklu Saat, Agop Paşa'nın Hatıraları, Sakın Aldanma, İnanma, Kanma, bir de Ay Peşinde Aldığı adlı mizah eseri var. Mizah türünde eseri var. Anı Bir Ömür Boyunca Minel Babil El Mihrab adlı bir eseri daha var arkadaşlar. Evet, bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyoruz.